İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ermeni kültürünün başlıca merkezlerinden olan Arpet, Arput'un 1915'ten önceki ve günümüzdeki görünüşü. Arsak Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri Konifa Arsak 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Arsak Ulusal Futbol Takımı'yla bir araya geldi. Şair Guri Yeter'e adanmış anıt Cavahk'ın Tursk köyünde açıldı. James Jeffrey, 30 kilometrelik güvenli bir bölgenin yaratılacağına inanmıyor. Trump, Orta Doğu'da ABD birliklerini güçlendirmeye ihtiyaç duymuyor. İsviçreli gazeteciler Ermenistan Cumhuriyeti hakkında makaleler yayınlayıp film çekecek. Nehir adlı Japon müziğinin yarışma festivalinin ikincisi Yerevan'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Harpert, Harput şehrinin Ermenileri 1915'e kadar kendi tüccar ve ustalarıyla ünlüydü. Bir zamanların gelişen şehri Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra kendi yüzünü kaybetti. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Ermeni tüccarlar Fransa, Rusya, İran, İngiltere ve Amerika ile yakın işbirliği içindeydi. Vanlı Kopamacıyan, Köprücüyan, Barikyan aileleri ünlü iş adamlarıydı. Harpert, Ermeni kültürünün başlıca merkezlerinden biriydi. Fırat Koleji, Harpert Ulusal Merkez Okulu, Hripsimyans Kız Okulu ve 1865 yılında kurulan Sympatyan Eğitim Kompleksinin erkek ve kız okulları tanınmış eğitim kurumlarıydı. Harpert'te matbaa, tiyatro gösterileri sunan Araks adlı kadın derneği, Yeprat adlı gazetesi mevcuttu. 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra kent nüfusu dağıldı ve 1922 yılının Ekim ayında misyonerlerin yetimhaneleri aracılığıyla Ermeni çocuklar kendi vatanlarından uzaklaştırıldılar. Arsak Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan, Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Ahabalyan ile birlikte 1-9 Haziran günlerinde Arsak'ta gerçekleşecek olan bağımsız futbol organizasyonu Konifa'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Arsak Ulusal Futbol Takımı'nın teknik direktörü Veçislav Gabrielyan'ı, futbolcuları ve takımın teknik personelini 23 Mayıs'ta Şuşi'de ziyaret etti. Görüşmede katılımcılar Arsak'ta futbolun gelişimi ile gelecekte var olan planları ele aldılar. Sonunda bakan sporculara yüksek moral ve heyecanlı bir maç diledi. Şair Guri Yeter'in mezar taşının resmi açılış töreni 23 Mayıs'ta Halkalak bölgesindeki Tursuk köyünde gerçekleşti. Anıtın yaratıcısı Rusya'da yaşayan Hovhannes Mkhitaryan'dır. Anıtın açılışı Vartabet'in kutsamasından sonra gerçekleşti. Etkinlikte yazarın köyünden köylüler ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden gelen konuklar hazır bulundu. Guri Yeter Avedisyan 2015 yılında vefat etti. Guri Yeter 1951 yılında Maharadze bölgesindeki Şırom köyünde doğdu. Daha 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Tursuk köyüne taşındı ve bütün hayatını Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Tursuk köyünde geçirdi. O erken yaşlardan yazmaya başladı. Şair, ana vatanına ve ailesine olan sevgisini şiirler vasıtasıyla aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenlik koridoru oluşturması talebine henüz olumlu bir yanıt verilmediğini söyledi. Bilindiği gibi Türkiye, Suriye'de oluşturulacak olan güvenlik koridorunun kendi kontrolü altına bulunmasını istiyor. Amerikalı yetkili 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesinin yaratılabileceğini sanmıyorum. Türkiye'nin güvenlik bölgesi için talebini henüz kabul etmedik. Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin konumunu değiştirmeye çalışıyor. Bu konuda biz hemfikiriz. Suriye'de ikinci bir Kandil'i görmek istemiyoruz, dedi. Armen Press'in belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran ve Washington arasında var olan mevcut gerilim artışı nedeniyle Orta Doğu'ya yardımcı kuvvetler gönderme ihtiyacı hissetmiyor. Trump, Beyaz Saray'da 23 Mayıs'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyacımız olursa bunu yapardım, buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum, gerçekten sanmıyorum, dedi. Trump'a Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Orta Doğu'ya ek Amerikan birlikleri göndermeye hazır olup olmadığı sorulmuştu. Böylece Trump, gerektiği takdirde Orta Doğu'daki ABD birliklerinin sayısını artıracağı mesajını da vermiş oldu.
İsviçreli gazetecilerden oluşan 20 kişilik bir grup, Fransız turistler için ülkenin turistik cazibesini incelemek amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Grup, Perşembe günü Yerevan'da İsviçre Gezi Gazetecileri Derneği'nin toplantısına katıldılar. Uluslararası Frankofon Basın Birliği temsilcisi Alex Decot, eskinin ve yeninin bir arada dengede olduğu Ermenistan'ın İsviçreli turistleri cezbedecek tüm fırsatlara sahip olduğunu ifade etti. Decot konuşmasında ayrıca sonbahara kadar Ermenistan Cumhuriyeti hakkında bir film çekmek istiyorum. Bu filmde Madina Taran ve Tumo geçmiş ile şimdiki arasında köprüyü yansıtacak. Ermenistan'ı vicdanı ve ruhu olan bir ülke olarak görmek istiyoruz. Ülkeniz sevilmeyi hak ediyor dedi. Gazeteciler Ermenistan Cumhuriyeti'nde 5 gün geçirecekler ve bu süre zarfında küçük gruplar halinde ülkenin belli başlı turistik merkezlerini ziyaret etmeleri öngörülüyor. Nehir adlı Japon müziğinin ikinci yarışma festivali Ermeni Rus Slavon Üniversitesi'nin büyük salonunda 26 Mayıs'ta gerçekleşecek. Festival, Ermeni-Japon Eğitim ve Kültür Değişim Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, Japonya'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği ve Ermeni-Rus Üniversitesi'nin desteğiyle düzenleniyor. Festival süresince katılımcılar ile festivalin misafirleri hem modern hem de geleneksel Japon şarkıları söyleyecekler. Ayrıca dans ve enstrümantal gösteriler de yer alacak. Festivale katılım ücretsiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armenak Şah Muratyan tarafından seslendirilen Kilikya adlı eseri sunuyoruz. Yere por batvi teraner anuto yevmer ergere pagata Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.